Hak dostlar başladık söze. Selam olsun cümlenize. Seyran olduk seyrinize. Muhabbete hoş geldiniz. Efendim bugün size anlatacağım hikayenin kahramanı meraklı. Hepimizde biraz merak var ama bu meraklının merakı hepimizin merakını dörde katlar, sekizle böler, on altı ile çarpar. Yani böyle bir merak kadındaki merak. Kimin evinde ne oluyor ne bitiyor, kim ne yiyor, kim ne içiyor, kim kimle ne konuşuyor meraklının mutlaka bilmesi lazım. Eğer bilmezse ne olur? Bilmesi o gün sabahlara kadar uyuyamaz. Telefon trafiğine başvurur. Alo? He. Şöyle şöyle oldu da acaba böyle mi oldu gibi zarflar atarak o öğrenmek istediği şeyi mutlaka öğrenir meraklı. Öğrenir ama yarım yamalak öğrenir. Biraz da kötü niyetlidir. Öğrendiklerinin yanına böyle 3-5 şey de kendisi katar ve önümüze taze bir yemekmiş gibi sunar. Ah meraklı ah bu mahallenin başına daha neler açacaksın kim bilir. Bir de Mehmet Efendi var. Mehmet Efendi'nin karısı rahmetlik oldu. Adam çoluğu çocuğu da yok. Bir süre sonra evlenme ihtiyacı hissetti. Evlendi. Kendisinden birkaç yaş küçük birini buldu yani birkaç yaş küçük dediysem 40-45 yaşlarında bir kadın. Mehmet Efendi'nin yaşını tahmin ediyorsunuz artık. Evet. Mehmet Efendi evlendi. İşte mahallemize bir gelin geldi. Onun da kocası ölmüş. Kadının çocuğu yok görebildiğimiz kadarıyla. Kimseye de sormadık bu kadının çocuğu var mı yok mu diye. Meraklıya da gidip sormadık bu kadının çocuğu var mı yok mu diye. Bizim bildiğimiz kadarıyla çocuğu olmayan Mehmet Efendi, çocuğu olmayan bir hanımla evlendi. Allah mesut ve bahtiyar etsin demekten başka bir şey düşmez bize. Fakat işin rengi günden güne değişti. Mahallede böyle tuhaf tuhaf sözler dolaşmaya başladı. Güya bu kadın haftada bir gün ya da iki gün bir genci evine alıyormuş genç birkaç saat o evde kaldıktan sonra gidiyormuş. La havle ve la kuvvete dedik. Sık sık dediğimiz gibi. Yahu bu kadın öyle bir kadın değil herhalde. İyice araştırıp soruşturmadan böyle sözler çıkarmayın dedik. Meraklıdan çıkıyor bu söz dedik. Dedik ama aldırış eden yok ki. Kulaktan kulağa, evden eve, camdan cama bu söz taşındı gitti. Nihayet o gencin yani o kadının evine gelen gencin çarşamba günleri saat 2'de geldiği ve 4 gibi terk ettiği anlaşıldı. Bunu bütün mahalle öğrendi ya. Çarşamba günü saat 2 geldi mi herkes bir dürbün elde diyorum. Bir köşe buluyor kendisine dürbünle evin böyle kapısını penceresini kontrol ediyor. Ya da kendisine bir siper buluyor. ya yani gözleme mi buluyor daha doğrusu. Bir komşu camı mesela. Oradan bu kadıncağızın evini kontrol altına alıyor. Hiç reva değil bunlar ama yapıyorlar işte. Bizim de sürekli canımız sıkılıyor. Ya bırakın başka bir şey vardır filan diye. Meraklı dayanamadı. Yanına birkaç komşu aldı. Genç içerideyken baskın yaptı. Genç adam oturmuş yemek yiyordu. Ve kendisini eve alan kadına anne diyordu. Meraklı, iyi ama komşu filan dedi. Olmadı, çok mahcup oldu. Meğer kadının delikanlı bir çocuğu varmış. Mehmet Efendi'nin de kendi çocuğu olmadığı için ve o çocuğun da böyle garip huyları olduğunu duyduğu için yok demiş. Ben onu istemiyorum. Çocuk da zaten eve pek uğramıyormuş. İşte haftada bir annesini görmeye geliyormuş. Ah meraklı ah işin aslını öğrenmeden niye böyle şeyler çıkarırsın ki hikaye burada bitmiyor. Ne oldu meraklı biliyor musunuz? Çocukları çok sever. Hatta bazı çocuklara şeker verir, okşar. Meraklı hakkında neler söylenmedik.